Diyarbakır Suru Evsizlik Üzerinden Düşünmek başlıklı seminere hepiniz hoş geldiniz. Ben İcel Ayşe Küçükkırca. Öncelikle proje yöneticilerine beni bu seminere davet ettikleri ve burada mekan açtıkları için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok kısaca kendimden bahsedersem çalışma konularım iki ana hat üzerinde devam ediyor. Bunlardan ilki yapısal değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan evsizlik pratikleri ve ev kurma pratiklerine bakıyorum. Yani mekan çalışması yapıyorum. Ve bunu ev mekanını merkeze alarak yapıyorum. Son 5 senedir yerinden edilme üzerinden nedeniyle ortaya çıkan evsizlik ve ev kurma pratikleri üzerine çalışıyorum. Özellikle Diyarbakır ve Sur'da. Daha önce mevsimlik tarım işçiliği nedeniyle ortaya çıkan evsizlik ve ev mekanının dönüşümü gibi konulara odaklanarak çalışmıştım. Diğer bir hattan ise Türkiye'de feminist hareketler ve kadın hareketleri üzerine çalışıyorum. Bu iki çalışma hattı ise toplumsal cinsiyet ekseni üzerinden kesişiyor. Zaman zaman birleşiyor, zaman zaman ayrılıyor birbiriyle. Fakat tüm çalışmalarında hemen hemen toplumsal cinsiyet ana eksenlerden bir tanesi oluyor. Sadece o olmuyor diyebilirim. Özet olarak. Bugünkü seminerde sizlerle Sur'daki evsizlik sürecini 2016 yılında gerçekleşmiş olan Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gerçekleşmiş olan evsizlik süreci üzerine konuşmak ve tartışmak istiyorum. Yaptığım iki çalışmanın sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Seminer üzerine biraz bilgi verirsem, başta çok kısa size bağlamdan söz edeceğim. Şu anki seminer, bu semineri kimler dinliyor tam olarak emin değilim. Bu nedenle bağlamdan söz etmek gerekir diye düşünüyorum. Daha sonra araştırma konusu ve sorusunun gelişiminden söz etmek istiyorum. Çok kısaca kavramlar ve figürlerden söz edeceğim. Kullandığım figürlerden fakat fazla değinmeyeceğim. Daha çok ampirik sonuçlara odaklanmak istiyorum. Ancak sonuçlardan önce yöntemden, çalışmanın yönteminden ve yöntemin sonucu nasıl oluşturduğuna da değinmek istiyorum. Bu anlamda ilk bölümde bağlam, araştırma konusu sorusu, kavramlar ve yöntemden söz ettikten sonra kısa bir ara vereceğim ve onun ardından ikinci bölüme geçip seminerin ikinci bölümünde araştırma sonuçlarından söz edeceğim. Araştırma sonuçlarını sizle paylaşacağım. Seminerin amacı ne ya da sizle paylaşacağım bu son iki araştırmanın amacı neydi diye sorarsanız. Birincil olarak 2016 yılında yerinden edilmiş olan 20 bin kişinin Sur'daki 20 bin kişinin ve o sene Kürt bölgesinde yerinden edilmiş olan 350 bin ile 500 bin kadar kişi var sorunlarına. Evsizlikle ilgili sorunlarına ve yaşamla ilgili sorunlarına bir nebze ses olabilmek ve onların sorunlarını ve taleplerini görünür kılmak. Diğer taraftan da yerinden edilmeyi elbette yerinden edilme literatürüne akademik olarak katkıda bulunmak olarak söyleyebilirim seminerin amacını. Şimdi sizlerle slaytlarımı paylaşmak istiyorum. Hazırladığım. Şöyle. Diyarbakır kentinden söz edeceğim. Aslında bu yerinden edilme süreci 13 ayrı bölgede gerçekleşti. Fakat yaptığım çalışmalar Diyarbakır kentinde ve Diyarbakır kentinin Sur ilçesinde araştırmayı yürüttüm. Sur ilçesi biraz önce gördüğünüz gibi büyük bir ilçe. Sur ilçesinin bu çalışmada Sur içi yani tarihi surların içinde kalan bölgesine odaklanacağız. Çünkü yerinden edilen kişiler orada evlerini kaybettiler. Oradaki insanlar evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Şehrin aynı zamanda tarihsel ve kültürel merkezi olan tarihi Sur içi bölgesi. Şu sol tarafta gördüğünüz bölge ise seminer sırasında söz edeceğim. Hevsel bahçeleri, tarihi Hevsel bahçeleri.
Sur'da yaşayan birçok kişi aynı zamanda Yeresel Bahçeleri'nde tarım işçisi olarak çalışıyorlar. Bunlar da Sur İçi bölgesinin mahalleleri. Bu arada seminer boyunca Sur İçi kelimesi yerine Sur kelimesini kullanacağım. Ama aslında söz ettiğim bölge Sur İçi. Sur biraz daha pratik olduğu için ve herkes tarafından daha iyi bilindiği için Sur'u tercih ediyorum. Seminerin izleyinden söz etmiştim zaten. İlk gördüğünüz dört bölümü seminerin birinci bölümünde, sonra da araştırma sonuçları seminerin ikinci bölümünde yer alacak. Bağlama değinirsek, Sur bölgesi milattan önce 5000 yılından beri kesintisiz yerleşim olarak kullanılan bir mekan. Yani o anlamda bir antik kentten söz ediyoruz, bir kentten söz ediyoruz. Nüfusu 2015 yılında 50.341 kişi. Bu insanların 21.693 kişisi, yani o sağ taraftaki mahallelerde biraz sonra isimlerini tekrardan sayacağız, yaşayan tüm kişiler yerinden edilmiş durumda. 148 hektarlık bir bölge. Bunun 75,3 hektarında çatışmalar gerçekleşti ve birkaç tescilli bina dışında 2021 itibariyle hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Çatışmalar 102 gün sürdü. 28 Kasım 2015 ile 9 Mart 2016 tarihleri arasında ve bu arada Diyarbakırlı avukat ve insan hakları aktivisti Tahir Elçi Suriçi bölgesinde dört ayaklı minarenin önünde yaptığı barışa dair, insanların birliğine dair bir konuşmanın ardından hunharca katledildi. Bir suikaste maruz kaldı ve yaşamını kaybetti. Ve Tahir Elçi suikasti aslında çatışma döneminde bir dönüm noktası, görüşmelerden çıkarttığım kadarıyla hem zamansal hem de mekansal bir dönüm noktasına işaret ediyor. Mekansal olarak artık dört ayaklı minarenin bulunduğu yere, Tahir Elçi'nin öldürüldüğü yere elçi diyor insanlar. Benim bütün katılımcılarım elçi diye söz ediyorlardı o noktadan. Elçinin sağı, elçinin solu, elçinin biraz ilerisi şeklinde bir mekansal referans olarak kullanıyorlar ismini. Aynı zamanda benim görüşmecilerimin hepsi ve orada yaşayan benim tanıdığım bildiğim kadarıyla insanların çok büyük çoğunluğu Tahir Elçi suikastinden sonra evlerini terk etmeye karar verdiler. Ve zaten o suikastten sonra büyük sokağa çıkma yasakları, ablukalar başladı. Ve verilen ilk arada en büyük terk ediş gerçekleşti. O anlamda zamansal da bir dönüm noktası. Tabii sosyolojik olarak bir dönüm noktası. Çünkü insanların artık tehlikenin yüksek boyutlarda olduğunu fark ettiği ve artık evlerinde güvende hissetmediklerini düşündükleri bir dönüm noktasına da tekabül ediyor diyebiliriz Tahir Elçi'nin suikasti. Çatışmalardan sonra bölge abluka altına alındı ve Ekim 2020'ye kadar abluka devam etti. Aslında Temmuz 2015'te Diyarbakır Kalesi, surları ve aynı zamanda yanındaki Helsel Bahçeleri UNESCO'nun Dünya Mirası listesine alınmıştı. Ancak 2016'da Dünya Mirası listesinde olmasına rağmen bölge acele kamulaştırma yasasına tabi tutuldu ve 148 hektarlık bölgenin 140 hektarı acele kamulaştırmaya tabi tutuldu. Bunun sonuçlarından söz edeceğim seminerin ilerleyen dakikalarında. Tabii bu sırada birçok hayvan daha yaşamını kaybetti ya da sakat kaldı. Güvercin yetiştiriciliği Diyarbakır için kültürel bir gelenek. O anlamda birçok evin, o nedenle birçok evin çatılarında ve üst katlarında çok sayıda güvercin yaşıyordu. O güvercinlerin hepsi yaşamlarını kaybetti. Kediler, köpekler, büyükbaş hayvanlar yaşamlarını kaybetti ya da sakatlandılar. Mahalleler, çatışmanın olduğu mahalleler, sağda gördüğünüz mahalleler, Cevat Paşa, Dabanoğlu, Fatih Paşa, Hasırlı, Savaş ve Cemal Yılmaz Mahallesi. Tüm mahallelerden insanlarla görüşmeler yaptım. Fakat görüşmecilerimin çoğu Hasırlı Mahallesi'nden denlerdi. Çünkü aracılarım daha çok Hasırlı Mahallesi'nden tanıdığım kişilerdi. 2016 yılındaki acele kamulaştırmaya alınan bölgeler kırmızıyla işaretlenmiş durumda. Bu görseli ve bundan sonraki iki görseli TMOP raporundan
aldım. Gördüğünüz gibi bölgenin çok büyük bir kısmı, aslında hepsinde çatışma olmamıştı olmasına rağmen, çatışma olanlar olmamış olmasına rağmen kamulaştırmaya tabi tutulmuştu. Bu 2017 yılından bir görüntü, yakın görüntüleri. Bunlar da öyle. 11 Temmuz 2017 tarihindeki uydu görüntüsü. Şimdi size hem araştırmanın sürecinden hem de sonucundan söz etmek istiyorum demiştim. Tabii süreci biraz daha kısa tutacağım. Sonuçlar biraz daha dikkat çekici. Ancak sonuçlar ve süreçler birbirini tamamlayan parçalar oldukları için kısaca araştırma konusunu ve sorusunun ortaya çıkışından söz etmem gerekir diye düşünüyorum. Tahir Elçi suikastinden sonra devam eden çatışmalar sırasında ben Diyarbakır'da, çatışmaların olduğu bölgenin 200 metre kadar uzağında yaşıyordum. Ve hemen suikastten sonra Kasım ayında çok büyük yoğunluklu bir sur terk ediş olduğunu gördüm. Bir taraftan acele kamulaştırma yasası çıktı. 2016 yılında bir taraftan bölgenin yıkımını görmeye başladım. Ve bütün bu koşullar altında evsizlik çalışan bir akademisyen olarak ve Mardin Artuklu Üniversitesi'nde çalışıp Diyarbakır'da yaşıyordum. İki bölgede de çatışmalar devam ediyordu. Öğrencilerimiz derslere gelemiyorlardı. Böyle bir konuyu çalışmamak imkansızdı diye düşünüyorum ve çalışmanın somut yanı çok ağır olduğu için çok basit bir soruyla başlamayı uygun gördüm. Kaybedilen evin ve evsizliğin anlamı nedir? Ev kurma pratiklerinin insanlar için anlamları, sınırları, imkanları nelerdir? Evin özellikle insanlar için ama birçok canlı için kurucu bir mekan olduğu birçok çalışmada söyleniyor. İnsanlar bunu kendi yaşamlarından çıkarak da ifade ediyorlar zaten. Ve evsizliğin ortaya çıkarttığı çatışmalar, çelişkiler ve sorunlar biraz daha tahmin edilir olmasına rağmen ev kurma pratikleri genellikle imkanlarla özdeşleştiriliyor, imkanları çağrıştırıyor. Ama aslında yerinden edilme sürecinde düşündüğümüzde ev kurma pratiğinde oldukça ağır, sorunlu, çelişkiler taşıyan bir süreç olduğunu ve o anlamda çok büyük bir kültürel emek gerektirdiğini çalışmaya katılan görüşmeciler ifade ettiler. Birazdan sizlerle paylaşacağım ayrıntılarını. Kimleri kullandım mekanı ve insanı anlamlandırmak için? Mekan kavramsallaştırmasını Foucault, Scott, Creswell üzerinden özellikle yaptım. Feminist yöntemde McDowell, Warrington ve Alcoff birinci figürler oldu kullandığım. Hannah Arendt, Simone Weil, Bell Hooks, Michael Rothberg, Ariel Handel gibi figürler evsizlik, özellikle yerinden edilme koşullarında evsizliği anlamamda teorik olarak da, pratik olarak da ilham veren metinler oldular. Ve tabii bazı antropolojik okumalar vazgeçilmezdi. Yine Ariel Handel bunlardan bir tanesi, Filistin bağlamında evsizliği, ev kurma pratiklerini. Da Costa'nın Mozambik'te yaptığı evsizlik çalışması. Dayaratne, Kallus ve Yoon, Dosa ve Golubovic'in hepsinin çalışmaları yerinden edilme sonucunda ortaya çıkan evsizlik ve ev kurma pratikleri üzerine. Bu çalışmaları sizlerle okuma listesinde paylaştım. Onları görebilirsiniz zaten. Kavramsal haritama geldiğimde ise birkaç önemli nokta var. Hızlıca söz etmek istediğim. Genellikle bu biraz önce söz ettiğim ev çalışmalarına da baktığımızda ev mekanı ya da evsizlik çalışmaları sadece ev kavramı üzerinden yapılıyor ve özel alan ve kamusal alana dair ve özel eve ve kamusal eve dair ayrı kavramsallaştırmalar yapan çalışmaları görmek oldukça zor. Ben ise çalışmalarımı yani ev mekanını anlamlandırırken özel ev ve kamusal evin analitik olarak birbirinden ayrılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni bu iki evin, bu iki ev formasyonunun birbirinden tamamen soyut yaşamımızda deneyimde ayrı olmasından değil elbette ki. Tam tersi bu iki mekanın özel evle kamusu farklı ölçeklerdeki kamusal evlerin birbirleriyle nasıl ilişkilendiklerini daha iyi ortaya çıkartabilmek adına ara mekanların, yarı özel, yarı kamusal mekanların
birbirleriyle nasıl ilişkilendiklerini ve nasıl ortaya çıktıklarını görebilmek adına özel ev ve kamusal ev kavramsallaştırmasının çalışmalarını da tutuyorum. Evi bu iki kavram üzerinden, ikili ayrım üzerinden değerlendiriyorum. Çalışmanın öznesi insan, o anlamda çok türlü bir etnolojik, etnografik çalışma değil. İnsan merkezli bir çalışma. Ev mekanının dönüşümüne bakıyorum. Ev mekanının dönüşümü üzerinden insanın dönüşümüne, bu ikisini birbirini nasıl dönüştürdüğüne odaklanıyorum. Ve elbette bu sırada insan olmayan hayvanlara bakıyorum. Onları olabildiğince raporlamaya ve dokümente etmeye çalışıyorum. Hangi maddelerin taşındığını, hangi maddelerin taşınamadığını, değil mi? Fotoğraflar, çeyizler, minderler, bazı kullanım değeri olan ama değişim değeri olmayan maddelerin insanların hafızalarını kurmalarındaki önemine değiniyorum çalışma içinde. Ama dediğim gibi insan olmayan hayvanlar ve maddeler çalışmanın merkezinde değiller. Ve genellikle çalışmalarda farklı ölçeklerde, özel ev ve kamusal ev dışında farklı ölçeklerde evlere bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yerelde ne gibi evler oluşuyor, kamusal evler oluşuyor? Ulusal düzeyde ne gibi kamusal evler oluşuyor? Ve uluslararası düzeyde ne gibi kamusal evler oluşuyor? Farklı çalışmalarda konunun parçası oluyorlar. Fakat bu çalışmada sadece surdan çıkmak zorunda kalmış, surda evini terk etmek zorunda kalmış ve daha sonra Diyarbakır'da herhangi bir ilçeye yerleşmiş kişilerle görüşmelere baktığım için bölgesel anlamdaki kamusal evle sınırlandırıyorum çalışmayı. Yönteme gelirsem, görüşmeleri size şu anda ben iki çalışmanın sonuçlarından söz ediyorum. Bir tanesi bu sene içinde yayınlanacak, bir tanesi 2018 yılında yayınlandı. O nedenle görüşmeler iki ayrı dönemde yapıldı. İlk grup görüşmeler 2016 ve 2017 yıllarında, ikinci grup 2019 ve 2020 yıllarında. Toplam 32 kişiyle görüştüm. 3 aracı kişi vardı. Kartopu yöntemi kullandım. Bu anlamda kartopu yönteminin kısıtlayıcı dezavantajını da aşmış olduğumu düşünüyorum. Yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerin niteliksel analizine dayalı bu çalışma. Elbette ki temsili bir değeri yok. Ancak saha doyuma ulaşıyor. Doyuma ulaştıktan sonra artık sorularınızın yanıtlandığını düşünüyorsunuz ve ondan sonra yazmaya başlıyorsunuz. Hane yapısı ve nüfusa dair belki bir şeyler söylemem gerekir. Genellikle alt orta sınıf kişilerin yaşadığı bir bölge, sur. Ve haneler, geniş haneler. En az 5 kişiydi benim görüşme yaptığım kişilerin hane sayısı. Bu 13-14 kişiye kadar uzanabiliyordu. Çocuklar, anne baba ve anneanneler, babaannelerden, dedelerden oluşan hanelerden söz ediyoruz. Görüşmecilerimin çoğu kadın. Fakat 5 ailede gençlerle ve erkeklerle de görüşme yapıldı. Çoğunluğu sadece not tutarak gerçekleştirdim. Özellikle 2016-2017 döneminde endişe seviyesi çok yüksekti elbette herkeste. Ve kayıt alarak çok fazla bilgi ve alışveriş ve iletişim kaybı sağlanıyordu. Not tutarak çok daha zengin görüşmeler yapabildiğimi düşünüyorum. 29 görüşmeyi Türkçe, 3 görüşmeyi Kürtçe gerçekleştirdik. Çalışmanın temsili bir değeri yok, biraz önce de söylediğim gibi. Belli yönteme dair etik duyarlılıklarımızın olması gerekiyor böyle bir çalışma yaparken. Çünkü çok yakın tarihte travmatize olmuş kişilerle konuşuyordum. Ve travmatize olmuş bir kişi olarak da konuşuyordum aslında büyük ihtimalle. Mahrem konular üzerine konuşuyorduk ve mahrem bir mekan içinde konuşuyorduk. Çünkü onların ev mekanında görüşüyorduk. Siyasi olarak duyarlı hale gelmiş bir konu. Çünkü Kürt bölgesiyle ilgili yaptığımız her çalışma siyasi olarak duyarlı hale gelmiş durumda Türkiye'de. Bu anlamda görüşmecileri korumam gerekiyordu ve kendimi de korumam gerekiyordu. Ve aynı zamanda bir güven ilişkisi oluşturmam gerekiyordu. Ben 2017 yılında görüşmeleri yaparken 9 yıldır bölgede yaşıyordum. Diyarbakır şehrinde yaşıyor ve Mardin kentinde çalışıyordum, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde. Biraz önce söz ettiğim travmatizasyon da oradaki ihraç sürecinden kaynaklı travmatizasyondan söz ediyordum.
Bir kadın olarak görüşmecilerle ilişki kurmam çok daha rahat oluyordu. Güven ilişkisi kurmamız çok daha rahat oluyordu. Tabii ki Türk olmam çalışmaya belli sınırlar koydu. Çünkü SUR şu anda, yani 2015 sonrasında benim çalışma yaptığım dönemde Kürt ve Müslüman bir nüfustan oluşuyor. Fakat SUR'da çok uzun yıllardır, 9 yıldır tanıdığım aracıların olması, bölgede yaşıyor ve çalışıyor olmam, kadın olmam benim güven ilişkisini oluşturmamdaki avantajlarımdı. Bu güven ilişkisi kurma, böyle bir konuda yazıyor olmak, insanların çok üzerine dair, mahremine dair yazıyor olmak, kendimin araştırmacı olarak ne zamanlar dışarıda, ne zamanlar içeride olduğumu sorgulamamı da sağladı. Ve bu dışarıdan ve içeriden olma durumunun aslında çok da böyle keskin çizgilerle ayrılmayan, belli dönemlerde, farklı durumlarda değişen bir içerdenlik ve dışarıdanlık durumu olduğunu fark etmemi sağladı. Martin Alkoff'un çalışmaları bu anlamda benim için zihin açıcı oldular. Tabii bu sırada kim için ve ne için yazıldığı sorusunda düşünmeniz gerekiyor. Benim çalışmamın amacı, seminerin başında da ifade ettiğim gibi, öncelikle SUR dan yerinden edilen kişilerin sorunlarını görünür hale getirmek. Hem kamuoyunun içinde, hem de akademik yazın içinde görünür hale getirmek için yazılmıştı. İkincil olarak elbette akademik yazına katkı sunmak adına yazdım. Şimdi çalışmamı, seminerin birinci bölümünün sonundayız. İkinci bölümde sizlerle çalışmanın sonuçlarını paylaşacağım. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.